Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün böyle Melisa çiçeği çeliklerinden beraberim. Arkadaşlar Melisa çiçeğimizi budadık. Bahçemize koyduk bir kenarıya. Şimdi bu budadığımız dallarından, çeliklerinden Melisa nasıl üretiliyor, nasıl köklendiriliyor onu göstereceğim Allah'ın izniyle. Bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar... Şimdi bahar ayındayız, Mart'ın son günlerindeyiz. Yani bahar ayında çok 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 güzel çelikler köklendirilebilir. Şimdi bu melisa çiçeklerimizi, şimdi arkadaşlar bu melisa çeliklerimizi nasıl ekeceğiz onu göstereceğim. Muhteşem yaza Allah nasıl kısmet ederse böyle güzel yetişmiş melisa çiçeklerimiz olacak. Tam çelikten ekme mevsimindeyiz. Bakar mısınız? Burada da tohumdan üretimini de göstereceğim. Arkadaşlar bunlar tohumlu. Tabii ki bu tohumlarını şimdi öncelikle bunları kopartıyoruz. Bunları tohumda üretimde kullanacağız. Tabii bunlar gibi birçok ayırdık. Bunu da böyle tohumlarını aldıktan sonra çelik olarak kullanacağız arkadaşlar. Üzerinde ne kadar yaprak bırakmazsak çeliğimizin gücü o kadar köküne gidecektir. Ama yaprakta olursa sularını yaprakları emeceği için köklenmesi daha ağır olacaktır. Şimdi burada bir tane çeliğimiz var. Özellikle arkadaşlar eğer ki bu çelik ekimlerinde çok keskin bıçaklar olması gerekir. Fazla hız edilemeden. Şimdi bakın. Göz sayısı 1, 2, 3. En az 3 göz bırakıyoruz. Şimdi böyle bıçağımız oldukça keskin bir bıçak. Normalde mutfak bıçağım ama oldukça keskin olduğu için kullanıyorum. Bakın arkadaşlar. Kestiğimiz çelik böyle düz kesmedik. Yan kestiğimiz için daha köklenmesi daha rahat olacaktır. Üst kısımda yan veya düz fark etmiyor ama alt toprağa girecek olan kısımda yan olursa köklenmesi çok daha rahat olacaktır. Bakın arkadaşlar böyle. Buradan bir çelik daha çıkartabiliriz. Bakın bunda 3 çelik yapalım. Burası düz kesilmiş. Biraz şu kısmı biraz şöyle üçgen yapalım. Ne kadar yan kesebilirsek o kadar güzel. Şurayı almak istemedim ki köke yakın olduğu için buradan köklenmesi daha rahat olacaktır. Bunu da böyle iki çelik bırakalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde ekeceğiz. Bunları böyle alalım. Ne kadar az yaprak ya da yanlarında fide bırakırsak kalmasın yani. Köklenmesi o kadar rahat olacaktır. Şimdi arkadaşlar bunlara saksılarımı hazırladım. Topraklarımı aldım ben yine her zamanki gibi. Kaç fidemiz var? Ben 4 saksı ayarladım. Saksılara böyle ikişer ikişer ekeceğiz. Bir tanesi tek olacak. Bakın arkadaşlar. Dibini böyle üçgen kestik. Şimdi yapacağımız işlem bu. Bu kadar. Yerden kazanmak için ikişer ikişer ekeceğiz. 1-2 göze herhalde toprağın içinde kalacaktır. Arkadaşlar böyle ektik. Toprağımızda
Toprağımızda arkadaşlar bahçe toprağı iki tanesi normal bahçe toprağı iki tanesine de biraz da torf karıştırdım. Yani hazır toprak karıştırdım. Bakın bunlarda perlit yok fazla. Perlit çok bahçe toprağında. Bunların bazılarına azıcık da perlit attım. Köklenmesi hızlandırsın diye. Şimdi bakın. Aynı böyle arkadaşlar. Ekimi de çok kolay. Yalnız tabii ekerken yönünü karıştırırsınız. Şimdi bu belli. Üstü burası. Çeliğimizi kestik. Üst kısmı burası. Ama mesela bakın bunda kestiğimiz için karıştırabiliriz sağını solunu. Onun için böyle kestiğiniz yönünü dikkat etmeniz lazım. Hep filiz yerleri üstte kalacak. Muhteşem bir çiçek, muhteşem bir koku. Yani hele geceleri salonda falan olduğu zaman muhteşem böyle bir koku yayıyor. Şimdi şu iki tanesini arkaya alalım. Bunları ektik arkadaşlar. Bunları da ekelim. Bakın yönleri hep yukarıya doğru. Gözlerin çıkardığı yer yukarıya doğru. Yanlışlıkla bu şekilde açığa ekerseniz köklenmez arkadaşlar. Veya köklense de ters çıkar çiçeğiniz. Şimdi bunu da böyle ektik. Bu bir taneyi ortaya ekelim. Bu tek kalacak çünkü. Tam ortasında kalsın saksımızın. Diğerlerini yan yana ektik. Şimdi arkadaşlar biz Melisa çiçeğimizin ekimini tamamladık. Allah izin verirse, Allah nasip kısmet ederse bunlar bir ay gibi süre zarfında çok 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 güzel Melisa çiçeklerimiz olacak. İnşallah o zaman bunların köklenmiş hallerini de gösteririm sizlere. Yani Melisa çiçeği bu şekilde ekildiği zaman yani 2, 4, 6, 7 tane ektik. Muhtemelen 7'si de filizlenecektir. Ama tabii ki şimdi bunu ektik. Ektik diye bahçeye bir kenarıya koyduk. Kendi kendine kurudu. Sulamadık. Olmaz. Şimdi bakacağız. Şimdi bunların can suyunu da vereceğiz. Şimdi bunlar kök salacağı için çok fazla kuru olmaması lazım toprağının. Arada bir 3-4 günde bir gidip sulayacağız. 3-4 günde bir suyunu vereceğiz. Öylelikle köklenmesini sağlayacağız arkadaşlar. Bu muhteşem Melisa çiçeğimizin kolonya çiçeği derler, parfüm çiçeği derler. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu aslında bunun normal büyümüş çiçeğini alıp buraya getirmek isterdim ama büyük olduğu için tezgahıma sığmaz ama yazın bahçemizde videosunu çekeriz. Arkadaşlar bu Melisa çiçeği, parfüm çiçeği denen bir çiçek ama normal çayı içilen parfüm çiçeği ya da Melisa çiçeği değil. Bunun adına Melisa çiçeği demişler. Mis gibi kokusu var. O Melisa bitkisi, çayı içilen bitki ayrı bir bitkidir. Onu birçok kişi belki yanılabilir. Melisa çayı içiliyor diye. Bu evlerde baktığımız, bahçelerde baktığımız Melisa çiçeği, parfüm çiçeği dediğimiz çayı içilen bitki değildir. O bitki ayrı bir Melisa'dır. Onları yani her bitkinin duyduğumuz Melisa çayı ya da bitkisi içiliyor dediğinizde muhakkak incelemeniz lazım. Eskiden olsa yanılma ihtimalleriniz olur. Şimdi bilgisayarlar var. Her şeyi inceleyebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. O ayrı bir bitki. Arkadaşlar bu Melisa çiçeği. Mis gibi kokulu Melisa çiçeğimiz. Arkadaşlar şimdi ben bunların can sularını vereyim. Ondan sonra 2-3 günde bir de sulayacağız. İnşallah bunu bir ay sonra sizlere muhteşem bir şekilde köklenmiş, filizlenmiş, büyümüş şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar tezgahımızın üzerinde olduğu için ben çok fazla altlık koymadım. Çok fazla sulamayacağım ama dışarıya çıkardığımda
Toprağın tamamını ıslatana kadar sulayacağım. Şimdi tezgahıma su gelmesin diye sulamıyorum fazla. Can suyunu şöyle verirken göstereyim. Arkadaşlar, can suyumuzu bu şekilde vereceğiz ama tabii benim kadar az değil. Ben tezgahım ıslanmasın, batmasın diye şimdi böyle azar azar koyuyorum. Farz edin ki toprağımızın tamamı ıslanacak kadar suladığımı düşünün. Dışarıda şimdi ben bunu bir güzel sulayacağım. Arkadaşlar, melisa çiçeklerimizi ektik. Allah sağlıcakla büyümeyi nasip etsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarımdan da haberdar olmak için zil butonunu açarsanız mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun, çiçekli kalın.